Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde başı kapalı kadın mevzusu. Tamam mı? Bir, bu tartışmayı ben o kadar gereksiz buldum ki yani bu konu mankeni mi değil mi diye. Şimdi CHP bir değil, üç tane başı kapalı kadını koysa AK Parti veya iktidarı tutan kesimin memnun olması lazım. Bunu tartışmaması lazım. Yani siz bunu süs diye koyuyorsunuz. Öyle diyebilirsiniz. Çünkü aslında neden o süs oluyor biliyor musunuz gerçekte? İki sebebi var bunun. Ben olaylara çoğunluk gibi bakmam. Kusura bakmayın, farklı bir fikrim var. Siz eğer başı kapalı bir insanı yönetim kadrosuna sırf o kitleden de oy alayım diye koyuyorsanız bir tane oy alamazsınız. Size o kitleden bir oy gelmez. Ama benim örgütümde çalışmış. Yani ben onu muhafazakarlardan oy alayım diye değil. Emeği var diye yönetimi alıyorsanız ona diyeceğim yok. Ama konu mankeni lafının çıkma sebebi şu. Kökeninde şu var. Şunu demek istiyor aslında Cumhur İttifakı yaklaşımı. Diyor ki sen diyor bir değil 11 başı kapalı koysan muhafazakar kesimden bir oy alamazsın diyor ve doğru bu. Neden? Onu da söyleyeyim. Bakın bütün araştırma şirketleri Türkiye'ye sorarlar insanlara. Sen kendini neci hissediyorsun? Siyasi yelpazenin neresindesin? Tek cevap ver deriz. Bu benim vereceğim yüzdeler bütün şirketlerde bir aşağı bir yukarı aynıdır. İsteyen bağlanır söyler. %21'i der ki Türkiye'nin direkt ben Atatürkçüyüm der. Bir o kadarı değişiyor 20-21 civarı. Ben milliyetçiyim der direkt tanımlamada. 19 civarı da yani üçü kafa kafaya muhafazakarım der. Bakın Atatürkçüyüm diyen, milliyetçiyim diyen, muhafazakarım diyen ortalama 20 civarı üçü de. Demokratım diyen 7-6, solcuyum diyenlerin toplamı 4.2. Buna sosyalistim diyen, sosyal demokratım diyen, solcuyum diyenlerin de hepsini toplayarak söylüyorum. Arkadaşlar. Bunları niye anlattım? Evet. Evet, ses geliyor, haklısınız. Bunları anlatma sebebim şu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi muhafazakar kesimden bir tane bile oy alamayacağı halde böyle bir oy nedeniyle başörtülü bir insanı göreve getiriyorsa bu siyasi ve strateji hatasıdır. Peki niye nettir. niye oy vermiyor insanlar? Vermezler. Neden? Çok uzun hikaye. Bagajı sebebi var. Cumhuriyeti kuran, laik cumhuriyeti kuran parti zorlukları var. Onu da unutmayın. 250 yıllıkta bir Osmanlı dini baskı vardı toplumun üzerinde. İnsanlar saçını açamıyordu Osmanlı'nın son döneminde de. Dolayısıyla ona tepki olarak gelişmiş bir cumhuriyet evresi var başlangıçta. Tam aradan orada dozaj kaçmış olabilir biraz. 100 yıl geçmiş aradan. İşte iyi de ama bu sebeple, sırf bu sebeple. Ne olur? Tepki görüyor. Ama başka bir şey söylüyorum. Ya siz tabloya baktığınızda ben bir kere bu %4,5'luk solcuları tatmin ediyor muyum? Hayır. Bunların 2 puanı bir kere başka partiye oy veriyor. 2,5 puanı CHP'ye veriyor. Peki kim veriyor sana? 21 Atatürkçüyüm diyen kitle veriyor. O da hay Allah yani başka alternatifim yok diye veriyor. Hani iktidara gelecek falan diye vermiyor. Çünkü herkes anladı artık. Anlayan anladı. Bu kapasite bu. Bu kapasite yırtınsa 25'i geçemiyor. Bir 25 yıl daha geçse gene geçemez. Tamam adam da diyor, adam da Evet. açılım yapmak istiyor işte. Olmaz, onu anlatıyorum. Niye Bu olmaz? sırf o böyle bir açılımla olmaz. Ne Hem o yapacak? kitleden oy alamaz hem de insanlara toplum bakıyor tamam mı? Ben diyor buna oy vereceğim ya diyor. Buna vermiyorum diyor. Buna bu kadarı veriyor işte. Peki neden? Ya nedeni çok uzun. Oraya girmeyeyim. Ben şu başörtüsü konusunu Hayır tamamlayayım. ben şunu Ve anlamak. sonra söylerim vaktim Bir dakika. olursa. Ya ben bir kendi Peki buyurun. fikrimi söyleyeyim, siz onu da cevaplayın. Mesela benim hoşuma gidiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde başörtülü bir kadın, güzel, parti meclisine seçilmiş, şahane, ne güzel. Normalleşiyor yani memleket, ben öyle bakıyorum, iyimser bir açıdan. Yani parti meclisi toplantısı yapılıyor, orada bir başörtülü hanımefendi var, fikirlerini söylüyor filan. Hani
muhafazakar insanlar da ha bu parti ya bir açılım yapıyor, kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor falan diyerek olumlu bakmazlar mı? Bakmazlar. Neden? E çünkü oy vermez. Olumlu bakar bu arada. Ha der aferin ya hizaya geliyorlar falan diye bakar. Evet o kadar. Bir tane oy gelmez bakın, bir tane. Bence Hakan Bey. Bir müsaade. Bir bakın, soru soracağım. Ben çok konuyla bir buçuk alakalı. Saatlik bir tartışmayı hiç ama kesmediğim ama konuyla abi alakalı bitireyim. Bir soru. Az kaldı diyorum. Bitireceksiniz. Bitsin sonra tartışalım sabaha kadar. Tartışma değil ya, sadece bir soru. Ama arkası bu tip durumlarda arkası geliyor. Neyse ha. Buyurun pek söyle. O %20'lik Atatürkçü kesimden oy kaybeder mi? Söyleyeceğim işte bir, onu izah edeceğim. Ben de o analizi yapıyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki başı kapalıyla bir tane oy alamaz. Hak etti diye, layık diye koyuyorlarsa helal olsun, o ayrı. Ama aynı Cumhuriyet Halk Partisi altı okunun içinde de olan milliyetçilik diye bir öge var. Şu anda kendini milliyetçi diye tanımlayan bir tane adamdan oy alamıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Halbuki oklarından biri de milliyetçilik ve alabileceği oy da orası. Yani demokratların 7 puanından oy alabilir. Bir lokma milliyetçiliğe hitap edebilse, bak bir lokma diyorum. Böyle başı kapalı bilmem ne konu mankeni gibi. İşte onun için konu mankeni diyorlar. Ya oy alamazsın diyor, sen ben de süssün diyor. Yok öyle bir şey. Oy alacağı kitle milliyetçi kitle. Peki. Milliyetçi kitleye bir gram hitap edebilse o sapmaz 23'ünü 25'ini artırabilir. Ama bunu da bunu düşünebilen adamlar bunu yapar. Bunun konuşması dengesi zordur. Öyle herkesin becereceği bir iş değildir. Şu anda en baştaki konuşmamda da söylediğim gibi muhalefette birçok insanın en büyük şikayeti de şudur. Bir insan düşük oy alabilir. Dünya rekoru da kırabilir. Sürekli her seçimde kazananın yarısı kadar oy almak gibi bir dünya rekorunu kırabilir. 19 yıl boyunca. Bir seçim, iki seçim değil. Her seçim. Ama bir insan, ya bu insanlar demek ki bana oy vermiyor. Abi veren herhalde şuna verirler. Birine verirler. Bana vermiyorlar. Ben bir gideyim. Yok, hayır. Bildiği halde başkasının daha fazla oy alacağını oraya kitlenen insanlar asıl muhalefete, bu muhalefeti eleştirdiğim için bana kızan muhalifler seçmen var ya, en büyük kabahat şu anda bunu anlata hepsi anlayacak sonunda. En büyük ihanet budur. Kemal Kılıçdaroğlu mu? Efendim ismi hala vermek istemiyorum. Muhalefette bildiği halde daha fazla oy alamayacağını, 10 yıl değil, 30 yıl daha geçse 28 yapamaz. Çünkü bu başka bir şeydir. Üsluptur, konuşmadır, bilgidir, dağarcıktır, tarzdır, üsluptur, kalıptır. 50 tane parametre var. Ömrüm bununla geçti. Bunu bildiği halde orayı bırakmamak muhalefete en büyük ihanettir. En büyük ihanet budur. Muhalif seçmen önce bunu görecek. Son olarak da şunu söyleyeyim. Siz dediniz ya kendi kitlesinden. Bir dakika şunu bir tartışalım ya. Onu son olarak söyleyeceğinizi unutmayın. Ne diyorsunuz bu yaklaşıma? İkinci kez söylüyor Hakan Bayrak. Suçum da şu. Onu söyleyeyim de net. Ona göre cevap versin. Yüksek oy alamamak, kızmıyorum. Olayı göremiyor. Gitmiyor. Umut ediyor hala alacağını, daha fazla alacağını diye. Bunu anlarım. Ama şunu biliyorum. Bunu bu insanların kendileri biliyorlar. Ve bile bile. Diyor ki mesela X şu sahas gelse, bu adam gelse benim yerime, bu diyor 35'e bile taşır. Ecevit 42'ye taşıdı. Çünkü Kıbrıs'a çıktı, milliyetçiler oy verdi. Bunu bile bile orada kalmak diyorum. Ey vatandaş. Muhalefete en büyük ihanet asıl budur diyorum. Ali Aydar Bey. Yani kendi uzmanlık alanı, ona bir şey söylemeyeyim ama benim siyasal perspektifim de şu. Yani doğru zamanda doğru şeyi söylerseniz, doğru adaylar koyarsanız, son yerel seçim örneğinde olduğu gibi Türkiye'nin %50'sine yakından oy alabiliyorsunuz. Dolayısıyla evet seçim... Hakan Bey bakın bu var bir de. Adam gerçekten şöyle, doğru zamanda doğru adaylar gösterdi. Onu cevap vereyim devam etsin. Tabii, tabii. Belediye başkan adayları konusunda isabetliydi evet.
Ama benim söylediğim belediyeler değil. Seçmen belediyelerde iktidara hep mesaj verir, ders verir. 38'e düşürür, bilmem neye düşürür. Ama genel seçime geldi mi bir bakıyorsunuz tak 48, 49, 52. Genel seçim başka parametredir. Doğru belediye başkan adayları seçilmiştir. Ben de görüyorum, gözlüyorum da. Çok başarılı belediye başkanları var. Bizim son anketimizde bir sürü CHP'li belediye başkanı başarılı başkan çıktı. Ama konu burada yerel seçim değil. Genel seçim. Cumhurbaşkanlığı artık 50 artı 1 istiyor. Tam onu şey yapıyor, kurguluyor işte. Olma ya, kurgulayamaz işte. Bakınız, siz karşı taraftan oy alamadığınız sürece, ki karşı tarafın bloğu 51-52'lik bloktur. Böyle hayal kurmalarla plan olmaz. Yahu 27 seçim boyunca bu seçim hallediyorum diyorsun. Ama adam şunu diyor işte, oradan oy alabilecek küçük partilerle sonra ben bir şey yaparım diyor. Her yani. Seçim, bakın diyorum ki buna da, iddiam şu. Her seçim yeni bir umut. Bu seçim bilmem ne kuşağı. Öbür seçim dostlar. Öbür seçim bilmem ne. Yahu insanlar o planlara oy vermiyor. Liderlere bakıp oy veriyor. Şaban Bey. Bakın muhalif seçmene o seçmen bilmiyor. Bana kızıyorlar böyle konuştuğum için. Haberleri yok. En büyük ihanet aslında budur. Ne diyorlar size? Diyorlar ki sen CHP'yi eleştireceğin AKP'yi eleştir. Lan kazananı nesini eleştireyim? Doğru. 50 alıyor işte. Doğru. 52 alıyor. Sabaha kadar alıyor. 20 seçim alıyor. Göstere göstere. Döne döne alıyor. Adamı beğeniyorlar. Seni beğenmiyorlar. Anla bunu artık. Asıl muhalif seçmene, AK Parti gitsin diyen %50'ye yakın bir muhalif seçmene en büyük ihanet budur. İsim vermeden birkaç, yine de söylüyorum. Yok, herkes anladı ismin kim olduğunu. Dolayısıyla hiç daha, isim, daha ne söyleyeceksiniz yani, Hakan Bey? Yani, yani kimse gerizekalı değil. Baş harfini de söylüyor. Yani. Daha ne söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle, Türkiye'de maalesef hani siyasal kompozisyon evet kolay değişmiyor. Bunu varsaymak lazım. İkincisi evet, siyasal liderler ya da liderler. Ali Haydar Bey, olay şu. Hakan Bey diyor ki, şimdi diyor hani bir seçim kaybedersin, hani ikinci seçim umut olur. 3, 4, 5. Fakat bir zaman gelir ki artık CHP'nin başına başka bir isim geçtiğinde onun daha fazla oy alacağını görürsün. Ona rağmen bırakmaz. Ona rağmen bırakmaz. İşte ihanet budur. Ha, onu diyor yani. Eğer, buna kızsın vatandaş. Bana değil. Siz ben de birini mi işaret ediyorsunuz? Yani Kemal Bey'in koltuğunu birine bırakması gerektiğini mi söylüyorsunuz? Yani, evet, bence yani bilmiyorum. Yani mesela, kastediyor. Muharrem İnce'yi mi kastediyor bilmiyorum ama. Yani şöyle bir şey hani, vardır. Belki şimdi, Ekrem İmamoğlu'nu kastediyor. Ya bilmiyorum. Ben şimdi şu olaya şöyle bakıyorum. Bir davan vardır senin. Bir partinin genel başkanıysan sen bir dava adamısın. Bir iddiam var, davan var. O dava için çalışıyorsun. Yani amaçların var, hedeflerin var. Ha dersin ki bizim bir amacımız var, hedefimiz var. Bu benimle olmuyorsa gel ey Muharrem kardeşim ya da Mehmet kardeşim, Ali kardeşim sen geç senle olsun der. O yok diyor, ihanet diye. Bildiği halde bu ama. Bakın, bildiği halde kendisinden şöyle, bu olacak. Şunu niye varsaymıyoruz? Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2002'den önce de siyaset yapıyordu. Değil mi? Tabii. Daha önce de belediye başkan adayı oldu, kazanamadı. Bir siyasal davası vardı. O siyasal davasını kendisinden önce rahmetli Erbakan sürdürdü. Dolayısıyla bir siyasal hareketin giderek ivmelenen, yani bir sosyoloji, bir toplumsal formasyon oluştu. O da geldi, onun üzerine oturdu Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla da o da gitti. Hayır. Ama şöyle bir şey var. Öyle, şimdi Erdoğan'la paralellik kurmak için şöyle olması lazım. Mesela Erdoğan girer bir seçime, kaybeder. Erdoğan'ın kaybettiği bir seçim ya yok bir bu dakika. Arada. Yani. Girer, kaybeder. Bir daha girer, kaybeder. Bir daha girer, kaybeder. Herkes de der ki ya kardeşim kenara çekil. Başka birisi gelsin. O kazanacak belki. Sen yapamıyorsun derler yani. Şu anda Erdoğan'ın şey öyle bir sorunu yok. Son yerel dediği o yani. Abi, yapı son, gereği. Buna son, Ali Haydar Bey konuşamaz. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Yok, gayet konuşurum. Son İçindeki yerel seçimi. Söyleyemez. Son yerel seçimi Erdoğan kaybetti, istifa mı etti? Ya yerel seçimde yerel şimdi. Niye? Yani Sayın Hakan Bayrakçı yerel seçimleri saymıyor mu? Sadece genel seçimleri mi sayıyor? Yerel seçimi de saysak oyu da daha fazla.
Kazandığı son yerel de daha fazla. Son yerel seçimleri evet. Kentlerin yönetiminden bahsediyoruz. Evet. Siz İstanbul'u kaybetmişsiniz. Evet. Ankara'yı kaybetmişsiniz. Tamam. İzmir sizde değil. Tamam. Adana kaybetmiş, Mersin kaybedilmiş. Bir Bursa çok az bir oyla kaçırılmış. Bütün büyük kentler alınmış. Dolayısıyla burada bir istifa gerekmiyor muydu? Toplam oyun %44. Niye istifa edecek? Hayır, sizin bakışınızda. Ya, ya, MHP'nin oyu da %7. 7,5'ta MHP var. Ama mesele şu. Evet, 50'ye yakın oyla. Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimi tek kaybedeni vardır. Tayyip Erdoğan'dır dediği seçim mi bu seçim? Hayır, bir şey söyleyeceğim. Mesele şu değil mi? Yani kentlerin yönetiminin kimin aldı değil midir? Abi o olsa bile sen 13 tane ili almışsın. Karşı taraf 70 tane ili almış ya. Kaç tane? Nüfusun kaçta kaçına tekabül ediyor? Ya 776 ya, galiba. Türkiye'nin yarısına yakına tekabül etse de %50'sini... toplam oya bak oyda... İktidar yine 50 aldı. Ya işte sen görmek istediğin yerden bakıyorsun. Ben de sana peki bu seçimde öyle ümit edelim. Tamam. Bak Ali Aydar sana inanıyorum. Evet. Bu seçimde oy müdü koyalım vatandaşın önüne. Bak göreceksiniz. Eğer böyle giderse önümüzdeki ilk genel seçimde yine hüsran yine hüsran. CHP yine 23 yine 25. Ben tam tersi. Farkı olursa. Tam tersini iddia ediyorum. Bunu daha önce de iddia etmiştim. Yerel seçimde AK Parti kaybedecek demiştim. Şurada hepiniz tanıksınız. Bu seçimde de AK Parti yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ya da Cumhur İttifakı mutlak surette kaybedecektir. Bunu onlara karşı olduğum için değil. Şu anda Türkiye'ye söyleyebilecek bir sözü olmadığı için, Türkiye'nin herhangi bir sorununu çözmek kabiliyeti ve becerisi olmadığı için kaybedecekler diye düşünüyorum. Buna ne diyorsunuz Hakan? Yani bu da önemli bir argüman. Tamam, bir görüş, cevap vereyim mi? Bir cevap verin. Siz verin, evet. Yani bu da bir görüş. Söyleyeyim. Diyor ki artık diyor anladım. Bu parti yıprandı AK Parti. Söyleyecek sözü kalmadı. Yani seçmen çaresizlikten verecek diyor. Çaresizlikten değil. Tamam, karşı taraf başarılı bulduğu için verecek. Karşı taraf evet. Karşı taraf yeni bir şey söylüyor gibi. El cevap. Bir. Eğer yeni lider aktörleri çıkmazsa kim gibi? Ekrem İmamoğlu gibi. Mansur Yavaş gibi. İlhan Kesici gibi. Meral Akşener gibi. Tamam mı? Bu tür eğer lider aktörler Cumhurbaşkanı adaylığına soyunmazsa katiyen seçimi kazanamazlar. Yani süs bir aday koyayım. Daha sonra ben yerel seçimi de aldım. Sonra meclise... Peki bir şey söyleyeceğim. İkinci bir şey daha söyleyeyim. Çok cevabı özür, veriyorum bir ama. Bir parantez. Bitirin. Sadece bitirin. Size hatırlatma anlamında. Hı. Hani diyorsunuz ya kendisinden daha iyi yapacağını bildiği halde koymamak. Evet. Ya iki cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Birini Ekmelettin'i koydu. Diğerinde evet. Çok eleştirildi. Getirdi. Dedi ki ya işte Muharrem İnce. Evet. Muharrem İnce seçildi mi? Yani Kılıçdaroğlu Muharrem İnce son 30 yılın en yüksek oyunu aldı. Linç ettiler adamı. Kabahati miydi? Koydu ama değil mi? Yani koyabildi. Yani Kılıçdaroğlu onu getirdi aday yaptı. Peki siz o zaman CHP'nin başına 31 alacak adamı niye geçirmiyorsunuz? Ama orada sadece CHP'nin oyuydu. Yani bunu neyse. Siz en iyisi siz bilirsiniz. Hayır sırf CHP'nin oyunu aldı adam. CHP'nin oyuydu o. Doğru söylüyorsun. Hiçbir takviye yok. HDP kendi adayına verdi. İYİ Parti kendi adayına doğru. Verdi. Yani ikinci bir şey daha söyleyeyim. Araştırmalar mevzu bilmiyorum. Mevzu sadece Cumhurbaşkanı adayı da değil. Milletvekili seçimlerinde hadi bakayım ne olacak? Ha, o işte o zaman Can'ın az önce Can Ataklı'nın feryat ettiği konu aynen gündeme gelir. Bu tabloyla ey muhalefet, muhalefeti eleştiriyorum diye kızan seçmenler bilmiyorsunuz. Hani var ya Hazreti İsa Çarmıh'ta demiş Tanrım affet onları ne yaptıklarını bilmiyorlar. Haberiniz yok. Asıl gerçek bu. Bana kızmayın. Bu kadar kolay değil. Bu kadar kolay değil. Siz de biliyorsunuz bu kadar kolay. Ya dünya rekoru var ortada. Bu kadar Ali Aydar'cığım. Ya dünya rekoru ya. Bu inşa edilmiş bir sosyoloji var. İnşa edilmiş bir formasyon var. Yani bu ülkede solun başına gelen kimin başına geldi? Darbeleri nasıl aldık? Darbeleri tartışıyoruz. Ama Ecevit nasıl aldık? Darbeleri tartışıyoruz. Bir kere aldı. İktidar imkanı verdiler mi? Yok, iki defa kazandı. Hayır, imkanı verdiler mi? Yapmadıklarını bırakmadılar. Bırakmadılar. O ayrı ama ya aldı. Bu ülkede sol cezalandırılmıştır ya. Her defasında ya mevcut sistem tarafından ya dünya düzeni tarafından. Kalmadı Ali Aydar'cığım.